yandan esen rüzgar kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde sıcaklığı sıfırın üstüne taşırken kuzeydoğu bölgesinde sıfırın altında seyretmeye devam edecek. Şimdi yarın hava nasıl olacakmış ona bakalım. Burada da gördüğünüz üzere yarın hava yağışsız ve oldukça güneşli olacak. Sıcaklık ülke genelinde 14 ila 18 derece arasında hissedilecekken güneyde kalan bölgelerde sıcaklık daha yok. O nedenle güney bölgelerimizde dışarı çıkacak vatandaşlarımıza duruma uygun giyin. İyi misin? Buradan bugün ayrılacaktık. Ne düşünüyordun ki? Hiçbir şey düşünmüyordum. Aylardır oturmuş bunu planlıyorduk. Bu ikimizin fikriydi. Çünkü bunu istiyorum. Ne? Sen delirdin mi? Kafan mı iyi yine? Babam bunu halleder. Hiç şansın yok. Babamdan bahsediyorum. Başkası değil. Halledecektir. Ben bunu yapmayacağım. Bebeğim, dinle. İki kat fazla kazanabiliriz. Emin değilim ama 200 ampul hipo gibi görünüyor. Bu bir servet eder. Şans bizim yanımızda. Daha iyi bir hayatımız olabilir. Dejo sayfası kapanacak. O farkına bile varmadan biz gitmiş olacağız. Paketleme işini ben yapacağım, tamam mı? Trene bineceğiz ve bizi asla bulamayacak. Ama güçlü olmana, yanımda olmana ihtiyacım var. Ve sonra? Ne sonra? Yani kürtaj olmayacak. Seninle gelmiyorum. Dinle. Babamı arayıp geleceğini söyleyeceğim. Testler için, senin için de gerekli. Durumu öğreniriz. Öyle değil mi? Ben çıkıyorum. Bekle. Dinle. Bu durum hoşuma gitmiyor. Her şeyi berbat etti. Ama bir yol bulacağız. Daha kötülerini atlattık. Sonsuza kadar. Bu benim sırrım. Hep bir şansım daha olur. Umarım öyledir. Henüz beklemiyordum, duştaydım.
Burası senin evin olabilir. Ama patron kapıda bekletilmez. Üstüne bir şeyler giy. Çamaşırla mı yıkandın? Uçağın kalkacak. Anna nerede? Atıştırmalık almaya gitti, yolda. Ha. Ne incelik. Bir iki ay önce söylesen kimse inanmazdı. İyi geliyorsun ona. 200. Çokmuş. Yani yüklüymüş. Sakıncası ne? Yok hiç. Götüreceğiz. Cuma parayla döneceğiz. Sorun yok. Ukalalığı kes. Başka iş olmayacak. Ortalık fena. Dikkat çekmemek lazım. Paketin işte burada. Paraya dokunmak yok. Zaman aleyhimize işliyor. Senin kedin mi? Pisliğini sen temizlersin. Benim. Yola çıkmaya hazırım. Ana? O gelmiyor. Neler oluyor orada? Sorun yok. Benimle gelmeyecek işte. Lanet olsun. Yine mi kullanmaya başladı? Sana ondan kurtulmak. Hayır, öyle bir şey değil. Biz artık beraber değiliz, o kadar. Her şey hazır mı? Alıcı buldun mu? Elbette, sabırsızlanıyorlar. Tamam. Dinle, 200 getiriyorum. Aman Tanrım. Zengin olacağız desene. Dejo şüpheleniyor mudur sence? Sanmam. Uçacağımızı zannediyor. Garda hiç adamı yok. Öyle mi? Her şey yolunda gidecek. Bizi asla bulamayacaklar. Araba istemediğine emin misin? Malzemeyi saklamak daha kolay olurdu. Sen merak etme. Yakında görüşürüz. Beni dinle. Mektup yazmak istedim ama böylesi daha iyi. Sana bu kadarını borçluyum. Çok konuşmayacağım. Bu şansı kaçırmamalıyım. Evet, biliyorsun. Gitmek zorundayım. İşleri ancak böyle yoluna koyabilirim. Arkamdan gelmeni istiyorum. Eğer istersen sana oradan bir şeyler, biletler... Orada ol. Lanet kadın. Senin başımın belası. Lanet olsun. Nerede? O nerede?
Biliyordum. Bunu biliyordum. Adam, yaşıyorsun. Kaçabileceğini mi zannettin ha? Bu imkansız. Senin öldüğünü gördüm. Yürü, gel buraya, gel. Tanrım, öldüğünü sandım. Bana bak. Biletler nerede? Acıyor. Hamile olduğun yalan değil mi ha? Hayır değil. Aptallık bende, sana inandım. Burada olman da bir tesadüf zaten. Kullanmıyorsun da değil mi? Ayakkabına ne lütfen oldu? Lütfen dur. Babandan geliyorum. Gerçekten hamileyim. Kafan iyi senin. Bırak şimdi bunları. Biletleri ver bana. Doğru söylüyorum. Fikrimi değiştirdim. Sadece bir bilet istiyorum. İstiyorsan sen kalabilirsin. Biletler nerede? Lütfen. Şuna bir bak. Bunu nereden aldın? Evden aldım. Her şeyi kaydetmiş. Neyi kaydetmiş? Ölümünü. Kim? Dejo. Ne? Dejo seni öldürdü. Seni kaybettiğimi sandım. Dinle. Polise gidip Dejo'yu ihbar edeceğiz. Bu kaset onu içeri tıkmaya yetecektir. Sen delirdin mi? Gitmezsek biteriz. Başka şans yok. Ama özgür olacağız. Bu bir mucize. Burada benimlesin. Ben gidiyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Hastaneden arabayı almaya. Bekle. Elimi bırak. Gidersen bana ne yapacağını biliyorsun. Biletleri unuttun. Hey, şuraya bakın. Kaza oldu, koşun. Koşun, koşun. Yardım çabuk edin. Ol, yardım et. Bir ambulans çağırsın, yardım edin çabuk. Kımıldı hadi. Ben bir şey yapmadım. Onu tanımıyorum. Hey, tutun şunu, hey, araba kaçıyor. Tutun, tutun. Orada beraberlerdi. Kız polise gideceğini söyledi. Gördüm hayır. Onları. Hayır, ben emin bir şey yapmadım. Gitmiştir. Hayır. Buraya baksana, bela mı arıyorsun sen? Hey, kaçıyor. Yakalayın. Yakalayın onu. Peşine düşün. Yakalayın. Hey, tutun şunu. Kameraya atın. Yakalayın, kaçıyor. Yakalayın. Koşun peşinden, çabuk. Yakalayın şunu. Çabuk. Kamerette, evet. Hey, kamerada bir şey gördün mü? Aşağıyı kontrol edin. Aşağıdaki adam ne yapıyor? Şuna baksana. Bugün yaptığımız bir aldıklarını görmen lazım. Aa, ben de çok güzel bir saat aldım. Görmek ister şey. Şansa bak. Nasıl gidiyor? Senin sıran. Hmm.
Siz düşüne durun, ben bir sandviç alayım. Bir şey isteyen? Hayır. Bugün Anna uğradı. Onunla biraz lafladık. Muayene iyi geçti. Hamilelik yolunda gidiyor. Keşke burada sen de olsaydın. Bir dakika bekle. Buyurun. Ben de seni aramıştım. Buradasın işte. Mesaj bitti. Her şey yolunda mı evlat? Evet. Şu haline bak. Kahve ister misin? Hayır, fazla kalmayacağım. O fotoğrafı çektiğimde Flu diye annenin nasıl üzüldüğünü hatırlıyorum. Namin'den ona gülücükler atacağını düşünüyordu. Tabii ki adım kötü fotoğrafçı kaldı. İlk kez hastalanıp öksürdüğünde annen sakinliğini korurken benim elim ayağım dolanmıştı. Ona göre sen kurşun geçirmezdin. Bense kötü doktor. Araban gerekiyor. Yarın ben gidiyorum. Bu zamanda mı? Biraz kafamı toplamalıyım. Lütfen şuna bir bak. Ne olduğunu biliyorum. Sadece araba için geldim. Yanına al. Yanına al. Belki fikrini değiştirir. Yine kilitlemeye başlamışsın. Kapıyı açamadığın için mi geldin? Hı? Zavallı korkan tekisin sen. Çık dışarı. Sana diyorum. Benden bu kadar. Bir saniye bekler misiniz? Lütfen, gerekli açıklamaları biliyorsanız. Merak etmeyin. Bir adet. Teşekkür ederim. Affedersin. Harika. Evet, ayağımı biraz daha iyi tabii ki olacağım. Daha iyiye gidiyor. Kendimi de daha iyi hissediyorum. Evet. Bacağı biraz daha iyileşti gibi. Yine mi başladın? Evet. Şimdilik. Bin git hadi. Kapıyı açık unutmuşum. Başka bir şey? Hadi çekinme. Sağ ol. Benzini azdır. Yolda kalabilir. Para lazım mı?
Yapma. Yapma ama. Of, lanet olsun. Yazmak istedim ama böylesi daha iyi. Sana bu kadarını borçluyum. Çok konuşmayı İki adet kayıtlı mesajınız var. Merhaba evlat. Konuşmamız gerektiğini düşündüm. Çok uzatmayacağım. Çünkü yakında görüşeceğiz. Bugün Anna uğradı. Onunla biraz lafladık. Muayene de iyi geçti. Hamilelik yolunda gidiyor. Keşke burada sen de olsaydın. Ha, bir dakika bekle. Buyurun. Ben de seni aramıştım. Buradasın işte. Mesaj bitti. Keşke telefona cevap verseydin. Bazı şeyler çok basit olsa da anlatması güç olabiliyor. Umarım beni anlarsın. Kaçmak istemiyorum artık. Huzurlu, sakin bir hayat istiyorum. Seni istiyorum. Evde olmadığını biliyorum. Beni terk edeceğini anlamıştım. Sen çok kötü bir yalancısın. Keşke seni burada tutabilseydim. Keşke beni seçseydin. Keşke benimle kalsaydın. Seni çok çok özlüyorum. Gerçekten de çok üzgünüm. Adam, burada ne işin var? Başka mesajınız yok. Seni çok çok özlüyorum. Gerçekten de çok üzgünüm. Adam, burada ne işin var? Başka mesajınız yok.
Sosyal hizmetlerden bebeğinizin yaşayacağı ortamı görmeye geldik. Neden olduğunu anlamışsındır. Beni vurmadın değil mi? Ama bitti. Çünkü başka şansın olmayacak. Ne? Aracımın orada ne yapıyordun ha? Hipoyu kime verdin ve onunla ne yapacaklar? Üç basit soru. Şimdi cevap. Biraz sakin olsana. Her şey yolunda. Beni öldürmeliydin seni aptal çocuk. Bu birincisiydi. İki ve üçü istemiyorsan konuşmaya başla. Senden bir şey istemiyoruz. İki olsun. Benden uzak dur dedim sana. Bu işi gerçekten berbat ettiniz. Ampullerim nerede söyle. Hepsi çantada. Al ve bizi rahat bırak. Yemin ederim gideceğiz. Üzgünüm ama olmaz. Oyun bozanlık yaptınız. Ve şimdi biri bunu ödeyecek. Sadece biriniz buradan canlı çıkacak. Şimdi karar verin, o mu sen mi? Hadi. Ben de anlamıyorum. İnan bana. Benim hatam değil. Anna, polise gitmem için yalvardı. Seni içeri tıkacaklardı. Gazeti verdi. Gazette her şey kayıtlı. Aptal herif. Bir yere kımıldama. Seni sürtük. Kaçabileceğini mi zannettin? Bu imkansız. Senin öldüğünü gördüm. Yürü gidelim buradan. Hadi. Tanrım, öldüğünü zannettim. Bana bak. Biletler nerede? Acıyor. Hamile olduğun da yalan değil mi? Hayır değil. Aptallık bende zaten. Burada olman da bir tesadüf. Kullanmıyorsun da değil mi? Ayakkabına ne oldu? Dur bir dakika. Babandan geliyorum. Beni muayene etti. Bırak şimdi bunları. Kafan iyi senin. Biletler nerede dedim. Sal direkt. Dinle. Polise gidip Dejo'yu ihbar edeceğiz. Bu kaset onu içeri tıkmaya yetecektir. Anladın mı? Delirdin mi? Gitmezsek biteriz. Başka şansımız yok. Ama özgür olacağız. Şans. Adam, beraber yapabiliriz. Bir mucize oldu. Yine benimlesin. Yine. Dinliyor musun? Sen beni duyuyor musun? Yine buradayız.
Adam, polise gitmemiz gerekiyor. Bunu bir düşün. Gel. Artık gitmeliyiz. Kalırsak polisin eline düşeriz. Bize inanırlar. Hayır hayır, bizi içeri tıkarlar. Hayır, tıkmazlar. Babamın arabasıyla malzemeleri alacağız. Şu haline bak. Bana bak. Şimdi olmaz. Bu da ne şimdi? Çabuk ol, yardım et. Orada beraberlerdi. Kız polise gideceğini söyledi. Bir dakika, bir dakika. Eminim onu bir şey itmiştir. Yapmadım. Ben onunla konuşmak... Kesinlikle o itmiştir. Kim itmiş? Hayır, yapamam. Hayır. Buraya baksana, bela mı arıyorsun sen? Kımıldı hadi. Ama ben... Kımıldı hadi. Hadi ama. Hayır. Bu sefer farklı olacak. Hadi ne duruyorsun? Bekle. Geliyorum. Hadi. Anne. Delikanlı karşıya geçmemesi için yalvarıyordu. Bilerek arabanın önüne atladı. Her şeyi gördüm. Çok yazık oldu. Düşün. Hey. Ben bunu görmüştüm. Gerçekten duyuyorum. Nereye gitsem peşimden geliyor. Sürekli kulağıma o olduğumu,
ikimizin olduğunu hazırlıyor. Bu çok kötü bir his. Ondan asla kurtulamayacağımı söylüyor bana. Ne yapacağım? Biri bana yardım etmeli. Lütfen, lütfen bana yardım edin. Keşke telefona cevap verseydin. Bazı şeyler çok basit olsa da anlatması güç olabiliyor. Umarım beni anlarsın. Kaçmak istemiyorum artık. Huzurlu, sakin bir hayat istiyorum. Seni istiyorum. Evde olmadığını biliyorum. Beni terk edeceğini anlamıştım. Sen çok kötü bir yalancısın. Keşke seni burada tutabilseydim. Keşke beni seçseydin. Keşke benimle kalsaydın. Seni çok çok özlüyorum. Gerçekten de çok üzgünüm. Adam, burada ne işin var? Peşimden mi geldin? Ne var? Ne oldu? Gel benimle. Ne oluyor söyle. Adam kum. İstersen oda bulabilirim. Fanny, korkuttun bizi. Affedersin. 10 dakika sonra kül tablasını boşaltmaya geleceğim. Kutlamanızı bitirmiş olun. Gidecektin değil mi? Durma ve terk et. Plan böyle miydi? Bak, bunları düşünme artık. Her şeyi hazırladım. Babamın arabasını alacağız. Bir günlük yolumuz var. Sınırı geçtik mi tamamdır. Bıraktığım mesajda ciddiydim ben. Biliyorum. Şimdi uyduruyorsun. Dinle. Seni kaybettiğimi zannetmiştim. Ama buradasın işte. Ben ne oluyor bilmiyorum ama söz veriyorum, her şey yoluna girecek. Hemen polise gideceğiz. Anlaşma önerip Dejo'yu bitiririz. Yine mi aynı şey? Şüphelenirse bizi öldürür. Hiç şansımız yok. Ne demek yine mi? Farkında olmadığın bazı şeyler biliyorum ben. Ben her şeyin farkındayım. Beni yeterince sevmediğinin. Edemka, kızın nasıl? Kimin kızı? Kız arkadaşın işte. Ha, niye? Aa, görmedin demek. Dejo ile beraber gitti. Dejo ile mi? Merdivenlerde fenalaşmış, kolundaydı, iyi görünmüyordu. 3 dakika önce Dejo ile çıktığını gördüm. Umarım iyi olur. Evet. Hadi.
İki olsun. Benden uzak dur dedim sana. Bu işi gerçekten berbat ettiniz. Ampullerim nerede? Söyle. Hepsi çantada. Al ve bizi rahat bırak. Yemin ederim gideceğiz. Üzgünüm ama olmaz. Oyun bozanlık yaptınız. Ve şimdi biri bunu ödeyecek. Sadece biriniz buradan canlı çıkacak. Şimdi karar verin. O mu sen mi? Ben de anlamıyorum. İnan bana. Benim hatam değil. Anla, polise gitmem için yalvardı. Seni içeri tıkacaklardı ve kaseti verdi. Kasette her şey kayıtlı. Tamam mı? Hiçbir suçum yok benim dedim. Hayır. Aptal herif. Kaçma seni sürtük! Onu bırak. Yardım.
Bunu biliyordum. Adam yaşıyorsun. Ah Tanrım, öldüğünü zannettim. Bana bak, biletler nerede? Acıyor. Hamile olduğunda yalan değil mi? Hayır, değil. Aptallık bende, sana inandım. Bak, sadece bileti istiyorum. İstiyorsan sen burada kalabilirsin, anladın mı beni? Tamam mı? Sanki başka bir şansımız varmış gibi konuşuyorsun. Saçmalamayı kes. Evet öyle. Hayır yok. Evet gerçekten mümkün. Adam gitme. Gidersen bana ne yapacağını biliyorsun. Biletleri unuttun. Dejo. Hayattayım. Arabayı çek. Dur dedim. Anna. Anna. Ne oluyor burada? Çabuk ol, yardım et. Hadi kımıza. Onu tanımıyorum. Hadi. Hey koşun, kaçıyor, yakalayın çabuk. Daha hızlı onları koşun. Onları konuşurken koşun. Gördüm. Kız polise gideceğini söylüyordu. Hayır, en hayır, size onu tanımıyorum dedim. Bana hayır. Baksana, bela mı arıyorsun sen? Yakalayın onu. Kaçıyor, yakalayın. Lütfen müsaade edin. Ben doktorum. İyi olduğunu sanmıyorum. Durumu gerçekten çok kötü görünüyor. Lütfen biraz geri çekilin. Bileğinden nabzını ölçmenizi istiyorum. Tamam. Yok gibi. Masaja devam edin. Kaybettik. İşte bu. Geri geldi. Tutun onu. Yardım edin bana. Şimdi yakaladım seni. Ne yapacaksın ha? Bakın dinleyin. Dinleyin, ben o değilim. Tamam mı? Durun, ben değilim. Değilim dedim size. Buraya geldin. Sen nereye gidiyorsun? Kaçıyor, buraya yakalayın. Gel. Kaçma. Hey hey. Bu tarafta. Buraya doğru gitti. Evet, buradan. Daha hızlı, daha hızlı. Olsun. Ne oluyor burada? Sen öldün. Sen öldün. Bir şey bilmiyordu. O hamileydi, seni hayvan herif. Ne?
söylediğim hasta için gerekli kontrolleri yaptınız mı? Aa, evet, hepsini yaptım. Tamam. Detayları bana... Güvenlik odası. Kameraları kontrol edin. Güvenlik odası. Anlaşıldı, tamam. O gün acilde olacak sanırım. Bilmiyorum, benim haberim yok. Evet. Bana da. Bir hafta daha izinliyim. Aha, evet. Adam, ben... Beni arayacaktın. Gel, burada konuşamayız. Nereye gidiyoruz? Babama, biraz çabuk. Ben zaten onunlaydım. Korkma, her şeyi biliyorum. Benimle güvendesin. İkinizi de koruyacağım. Bugün Anna uğradı. Biraz lafladık. Muayene iyi geçti. Hamilelikte yolunda gidiyor. Keşke burada sen de olsaydın. Bir dakika. Buyurun. Ben de seni aramıştım. Buradasın işte, mesajın sonu. Her şey yolunda mı evlat? Evet. Şu haline bak. Bir fincan kahveye ne dersin? Bu sefer olur. Ben alamam, teşekkürler. Böyle beraber gelmenize sevindim. Anna, bu bebek olayına pek de hazır hissetmediğini söyledi. Hazır olmadığıma tamamen eminim aslında. Yani buna hazırlanılır. Değil mi? Şeker. Baba, konuşmamız gerek. Biz bir işe... yani ben bir işe bulaştım baba. Ama artık nasıl çıkacağımı biliyorum. Aylardır hastaneden bunu çalan bir örgüt var. Kadavraların hipofiz bezinden çıkarıyorlar. Oksitosin diye bir hormon. Şuna bakayım. Hipo adıyla satılıyor. Kuzeyde alıcılar milyonlar ödüyor. Ordu ve sporcular için doping ilaçları yapıyorlar. Ellerinde yüksek miktarda malzeme var. Patronun adı Dejo. Bir sürü insan bu işe karışmış durumda baba, anlıyor musun? Aman tanrım. Bu işi bitirmeye çalışacağım. Başaramazsam mutlaka polise gideceksin. Ben ne diyeceğim ki? Anna biliyor her şeyi, yardım edecek. Peki buna hazır mısın oğlum? Artık hazırım. Sen farklı görünüyorsun. Sadece ertelenmiş. Tamam, herkese haber verirsin. İlaçlar kontrol edildi mi? Onlar benim sonuçlarım. Yollar tekrar ayarlandı. Peki, hala ne zaman görüşürüz? Ona bir bak. Anlıyorum, tamam. Bebeğimiz. Umarım kötü bir şey yok. Tamam. Saat 3'te bütün hemşireden tekrar. Bir daha karşılaştığımızda elimde bu varsa iyi dinle. Bu yarısı bendeyse ve seninkini tamamlarsa eğer güvendesindir, tamam mı? Anlaştık mı? Neden bahsediyorsun? Biraz güvenmenden. Peki yarısı yoksa? Güven bana. Affedersin.
Dön arkanı. Dön dedim. Dizlerinin üstüne. Ellerini göreyim. Tabancan seni nerede? Ve eğer tanıyacak olurlarsa... Kapak çeneni! Yavaş ol biraz. Çok ileri gittin. Öyle bir gideceğim ki bir daha asla göremeyeceksin. Olay burada bitiyor. Beni artık özlemezsin değil mi? Eğer bize bir şey olursa... arkadaşım Mal'la beraber polise gidecek. Aman ne akıllıca. Kapı geçiş kartı. Yavaşça. Beni öldürsen iyi edersin. İnan bana. Duydun mu? Bu kaçıncı bir bilsen. Ama hep aynı yere dönüyoruz. Beni Dejo gönderdi. Şimdi gitmeliyim. Dejo, orada mısın? Duyuyor musun? Cevap ver. Buradayım salak herif. Yerini söyle. Yardım gerekiyor mu? Olduğun yerde kal. Ben hallettim. Eden buradaydı. Elinde senin geçiş kartın vardı. Senin gönderdiğini söyledi. Ne oluyor burada? Şimdi bana tam olarak ne olduğunu anlat. Ne kadar yoktun ortada? Kapıdan çağırdılar. Bir terslik fark etmişler. Aşağıyı kontrol etmemi istediler. Bir şey buldun mu peki? Bir adamın koştuğunu görmüşler. Baktım ama kimseyi bulamadım. Kaydı durdur. Kızı buldum. Kızı ne yapacaksın? Kızı yakalarsak Adam'ı da yakalarız. Tamam. Merhaba. Bu sefer tam battınız. Biliyor musun? Ah!
Adam Co, kızın nasıl? Kimin kızı? Kız arkadaşın yani. Tanrım, olamaz. De şöyle beraber görünce çok şaşırdım. Hayır, hayır, hayır. Görüyor musun? Hayır. Merdivenlerde fenalaşmış. İyi görünmüyordu. İnanmıyorum. Yine mi başladın? Evet, şimdi başladım. Teşekkür ederim. Benzin az. Para gerekiyorsa verebilirim. Çekinmeden söyle, hadi. Ne yapıyorsun arabayla? Çık dışarı! Çekil yolumdan. Daha git. Biraz daha hadi. Bir bu eksikti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İki kayıtlı mesajınız var. Mesajlar silindi. Oto kurtarmayı aradınız. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, arabam bozuldu. Çekilmesi gerekiyor. Evet, anlıyorum. Açık adres verir misiniz lütfen? Merak etmeyin, yarım saat içinde ekip orada olacaktır.
Sosyal hizmetlerden. Bebeğin yaşayacağı koşulları görmeye... Seni bekliyordum. Ne saçmalıyorsun? Beni bekliyormuş. O zaman neden geldiğimi biliyorsun. Masaya olmaz. Beni vuramadın değil mi? Buraya kadarmış. Sen bittin. Dediğin gibi olsun. Arabanın orada ne yapıyordun? İpoyu kime verdin? Onunla ne yapacaklar? Üç basit soru. Üçe kadar... Yavaş, yavaş, yavaş. Bir şey söylemeliyim sana. Kızıklandığımı mı? Beni öldürmeliydin. Seni al. Yavaş, yavaş. Meşhur olacaksın. Ne? Kayıttayız. Gülümse. Büyük plan bu muydu? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Söyle, ampuller nerede? Ampullerim nerede? Ampullerim nerede? Ampullerin yerini söyleyin. Ailemi rahat bırak. Yine mi? Salak herif. Sakın kımıldama. Kedicik. Hadi. Hadi git buradan. Gördüm seni. Annem derdi ki...
Oğlun kurşun geçirmezdir. Garajdaki sen miydin? Hipo nerede? Dejo aldı. Çok gerekiyor. O son şansım. Yanlış düşünüyorsun. Bu çıkmaz bir sokak. Ve sonuna geldik. Ne görüyorsun? Aynı görünüyoruz. Yaşadıklarımız aynı. Aynı şeyleri istiyoruz. Aynı kadını seviyoruz. Ama küçük bir fark var. Neymiş o? Sen Anna'yı bırakıyorsun. Telesekreterini aradınız. Şu an aradınız. Evde yokuz. Mesaj bırakırsanız geri arayabiliriz. Hoşçakalın. Merhaba. Az önce oto kurtarmayı aramıştınız. Çekici kapının önünde ama kimseyi görememişler. Ne yapmamı istersiniz? Biliyordum, lanet olsun, biliyordum. Biraz kaba oldum. Kusura bakma. Yardım edeyim. İyi misiniz? Şu tarafa doğru getir. Evet. Buradan mı? Tamam, buraya takıyorum. Hadi çekmeye başla. Hadi. Yavaş yavaş, dikkat et. Biraz değil sıkacağım. Bekle bekle. Evet. Bekle. Tam orası. Tamam. Sıkı bağlar. Gel. Bakar mısınız? Anahtarlar. Anna!
bak. Yine bir şey olmuş mu? Yavaş, yavaş. Bir şey var mı? Yaralı var mı? Daha hızlı, daha hızlı. Şuraya da bak, şuraya da. Çek şunu. Dikkat et. Arabayı müdahale edebilir. Çabuk, çabuk. Şuraya da bak. Bırak çağırsın hemen. Burada kimse var mı? Geldin. Sen de. Ayakkabın. Adam. Yavaş yavaş. Dikkat et. Kanama. Fazla sarsma. Fazla sarsma. Bebek. Yavaş. İşte böyle. Hanımefendinin nesi var? Eşim hamile. Bilmiyorum ama kanaması var. Ama biz evli değiliz. İşte bebiş burada. Size söylemiştim. Hiç sorunumuz yok. Kalp atışı derseniz... Ha? Dünyanın en güzel ritmi. Ambulansla gidebilirdik. Sirenler ve kırmızı ışık. Rahat bir sedyeye uzanıp. Hadi bunun geri kalan yarısını bana göster. Hadi. Bu olamaz. Beceriksiz. Tanrım. Ah Tanrım. Tanrım.
Bu nedir? Sonsuza kadar.